Yani ah Honda ah. Neden? Cazın sürüşü nasıl biliyor musunuz? Özetle bu otomobil ne kadar tüketim verisine sahip? Şimdi Crosstar aldığınız zaman ne oluyor derseniz sıkı durun. Hazır mısınız? Bunun fiyatı Honda Jazz biliyorsunuz tamamen yenilendi ve tasarımı değişti. Her şey değişti otomobilde. Yani eski Jazz'a göre çok az benzerlikler görebilirsiniz. Hatta bence yok gibi bir şey. Şimdi tasarım değişti derken yanında birçok şey de özellikle değişti. Nedir o? Jazz'ı eskiden biliyorsunuz sadece tek bir gövde karoseriyle alabiliyordunuz. Şimdi ise Crosstar adına yeni böyle daha çok araziyi eğlenmeyi sevenler, biraz böyle eğlenceyi sevenler için biraz daha yerden yükseltilmiş bir Cross versiyonu da geldi. Normal Jazz'la Cross arasında ufak tefek farklar var. Onlar neler derseniz önce bir Jazz'ı anlatayım sonra farklarını anlatacağım. Jazz yenilendiğinde işte far grubundan tutun da işte tampon grubuna kadar öndeki bu motor kaputuna kadar her şeyin yenilendi. Hatta yanda da ufak tefek değişimler oldu ve bu otomobilin en çok sevdiğim noktaları şu ağ sütunu. Ona birazdan değineceğim. Şimdi Crosstar aldığınız zaman ne oluyor derseniz işte dodikleriniz oluyor. Dodikler daha böyle ön plana çıkıyor. Tampon grubunuz değişiyor ve tabii ki işte şu yanda görmüş olduğunuz çizgiler değişiyor bu otomobilde. Yani biraz daha yerden yüksek ve arazi ruhunu biraz daha ön plana çıkaran bir otomobille karşı karşıya kalıyorsunuz. Honda mühendisleri bu otomobilde görüş açılarını iyileştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Bunu önce ağ sütunuyla yapmışlar. Yani ağ sütununu böyle ikiye bölmüşler gibi görünüyor. Buraya bir cam konumlandırmışlar. Öndeki torpidoyu aşağıya almışlar. Ve tamamen daha böyle panoramik bir görüntü ortaya çıkarmak için çalışmışlar. Şimdi B sınıfı otomobiller dediğiniz zaman biraz böyle hacim konusunda soru işaretleriyle dolu bir durumda olabilirsiniz. Ama Jazz hacim konusunda diğer nesillerinde de aynı şekilde B segmentinde en fazla iç hacmi sunan bir otomobil haline geldi. Yani o kadar çok beğenildi ki işte böyle çocuklu aileler veya MPV satın almak istemeyenler ama ya işte MPV genişliğinde bende barınsın diyen kişiler bu otomobili satın aldılar. Ön tarafı bu şekilde özet geçtim. Şimdi gelin bir de arka tarafa bakalım. Gelelim arka tarafa. Ön taraf gibi iddialı değil arka taraf. Yani burada tek böyle göze çarpan bir detay nedir derseniz eğer tabii ki LED destekli stoplar oluyor. Daha böyle gösterişli oluyor. Daha böyle göze hoş görünüyor. Ve tabii ki ön logoda olduğu gibi arka logoda da mavi böyle çerçeve var. Ve bu otomobilin hibrit olduğu yönünü ortaya çıkarıyor. Ve buradaki EHEV logosu bu otomobilin hibrit yapısını ön plana çıkarıyor. Tabii ki Jazz'da standart bir Jazz yazıyor. Crosstar modelinde de altında Crosstar yazdığını görebiliyorsunuz. Şimdi Türklerin en çok merak ettiği bagaj hacmine bakalım. Burada 284 litrelik bir bagaj hacmi var. Yani bu Crosstar modeli ve tabii ki işte normal Jazz alırsanız 304 litre oluyor. Şimdi baktığınız zaman böyle küçük gibi geliyor değil mi? Yani B segmentinde çok nadirdir böyle 300 litre altında otomobil görmek. Bu da tabii ki ek olarak hani böyle niye bu kadar küçük diye soruları kendimize sorduruyoruz. Şunları da şöyle ufaktan yerleştireyim. Yükleme ağzı çok geniş. İstediğiniz gibi yükleyebilirsiniz. Kocaman yükleri buraya koyabiliyorsunuz. Burada ekstra bir alan daha var. Onun dışında böyle altta bir stepne vesaire yok. Çünkü piller var. Değişik detaylar var burada. Çünkü hibrit bir otomobil olduğu için pilleri bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Bu otomobilde iki tane elektrikli motor var. Bir CVT şanzıman var. Bir de içten yanmalı motor var. O sebepten dolayı böyle bagajda çok fazla şeyler beklemeyin. Ama Honda kendini nerede affettiriyor biliyor musunuz? Arka koltuklarda. Gelişinde onları inceleyelim. Magic Seats adlı bir yapı var burada. Yani bu adeta Jazz dendiğinde akla gelen opsiyonlardan bir tanesi. Nedir o? Böyle burayı kaldırabiliyorsunuz. Burayı da böyle yatırabiliyorsunuz. Devasal genişlikte bir alan var. Oranın da kilidini açtıktan sonra burayı da kaldırıp buralara böyle büyük malzemeler koyabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Şimdi bu koltukların ikisi de eşit ayarlandı ve şimdi ben şöyle oturuyorum. Bakın rahat şekilde oturayım. Bayağı bir iyi bir diz mesafesi ve baş mesafesi var. Yani bu diz mesafesi B segmentindeki diğer otomobillerin hepsinden çok daha iyi. Hatta bazı C segmenti rakiplerine bile kıskandıracak boyutlarda. Yani sanki Honda biraz daha böyle içerideki o işleyişi arttırmak için bagajdan biraz feragat etmiş ama bence çok güzel etmiş. Mükemmel olmuş. Şaft tüneli çok yukarıda değil. İki tane şarj noktası konumlandırılmış buraya. Bardaklıklar böyle yarım pet şişelerden bir tane alır. Benim en çok sevdiğim detaylardan bir tanesi bakın. Hop. Buraya böyle telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Ve tabii ki alt tarafta da isterseniz alan var. Bakalım kolçağımız var mı? Kolçağımız yok. Ama işte mesela o koltuğu nasıl
ön tarafını kaldırıyorsanız, arka tarafında böyle yatırıyorsunuz ve dümdüz bir zemin oluyor. Bu çok önemli bir konu. Yani buradan bir şeyler yüklemek istediğiniz zaman, böyle ortası boş kalmaması gereken bir ürün yüklememiz gerektiği zaman bu koltuklar size fazlasıyla yardımcı oluyorlar. Güzel detaylar. Arka taraf hoşuma gitti. Bir de öne bakalım. Önde neler var? Şimdi bu otomobilin gerçekten ön tarafını beğeneceksiniz arkadaşlar. Yani Honda E'yi daha önce kullanmadım ama biraz detaylı inceledim. Bu otomobilin içi neredeyse Honda ile birebir aynı, işte gösterge paneli, şu konsol yerleşimi vesairesi çok benzer. Yani otomobille sanki, yani bu işte biraz daha böyle Türkiye pazarına girsin, Honda E de Avrupa pazarına girsin mantığında gibi konumlanmış gibi görünüyor. Ama dediğim gibi burası bayağı güzel. Sizin için detaylı inceleyeceğim. Eğer ki pilleriniz doluysa ilk çalıştırmaya elektrikli motorla başlıyor. Ama yeterli değilse benzinli motor. Şimdi hemen böyle malzeme kalitesinden başlayayım. Şurada sert malzemeler var. Burada da böyle sert malzemeler var. Aşağıda böyle değişik kumaş detaylar var. Sert malzemeler burada da var. B segmentinde zaten çok nadirdir böyle yumuşak malzeme bulmak. Belki Peugeot'un 208'i bundan daha iyi bir hissiyat sağlar. Ama hiç fena değil, hiç kötü değil. Burada öyle güzel tasarlanmış malzemeler var ki hani böyle görüntüsüyle çok da fazla rahatsız etmiyor. Mesela deri direksiyon çok iyi. Ve özellikle şurada kullanılan gösterge paneli çok hoşuma gitti. Ve bu dijital gösterge paneli üzerinden birçok opsiyona göz atabiliyorsunuz. İşte ilk karşılamada size baya baya böyle güzel bir resital sunuyor. Çözünürlüğü çok iyi. Ve tabii ki şu orta konsoldaki ekran artık yani Honda modellerinde görüp görebileceğimiz şu ana kadar en iyi ekranlardan bir tanesi. Ve sanırım yeni Civic'te de bu ekran ortaya çıkacak. Çözünürlük konusunda çok iyi. Üzerindeki böyle geçişler vesaireler çok iyi. Kontrolü oldukça kolay. Ama hala daha yani bu multimedya ekranı için konuşmuyorum ama gösterge paneli için biraz daha karışık. Onun dışında hemen altında klima kumandaları var. Klima kumandaların buradan erişim oldukça kolay. Butonlarda çok güzel hissiyatlar konumlandırmış. İsterseniz tabii ki işte koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma da alabiliyorsunuz bu otomobilde. Ve tabii ki hani eşya gözü bu otomobilde bence olmazsa olmaz. Vitesin önünde kocaman bir alan var. Geride bir tane bardaklık bir alan daha var. Kolçak bayağı geniş. Ve bu otomobilde benim çok beğendiğim bir detay ise bu gördüğünüz sol tarafta işte böyle içeceklerinizi koyabileceğiniz detaylar var. Bunlar gerçekten eski nesilde de hala daha etkisini devam ettiriyor. Burada bir tane yarım gözümüz var. Ve tabii ki yetmezse burada bir tane de ekstradan torpido gözüne de yer verilmiş arkadaşlar. 10 tane hoparlör var ve central hoparlör de tam önümüzde böyle kocaman. Müzik sistemi herhangi bir ses sistemiyle desteklenmemiş ama bence gerçekten çok iyi. Ve koltuklar da sizi iyi sarıyor. Sadece biraz omuz desteği konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Ama şöyle bir detay var. Yani caz olarak alırsanız bu koltukları deri alabiliyorsunuz. Ama cross versiyona geldiğiniz zaman böyle çıkarılıp yıkanabilen ve su geçirmeyen malzemelere sahip bir koltuk yapısı bize sunulmuş. Ve böylelikle hani burada böyle ıslak veya ne bileyim üstünüz çamurlu olarak oturduğunuz zaman canınız çok yanmaz. Niye? Çıkar yıka devam et. Ne eksik biliyor musunuz arkadaşlar? Ah be, şu gerçekten bir cam tavan olsun isterdim ve ah Honda ah. Neden bir manuel kararan dikiz aynasına yer veriyorsunuz? Tamam, çok takılacak bir konu değil. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Yani içerisi o kadar güzel ki, ama yani her şey olmuşken şu da olsun be. Hatta yani yardım çağırma butonu bile burada konumlandırılmış ama maalesef o yok. Honda dediğiniz zaman bağlanabilirlik çok ön planda. İşte Apple CarPlay ve Android Auto gibi bütün detaylar bu ekrandan kontrol edilebiliyor. İsterseniz USB girişleriniz var, 12 voltluk çakmaklığınız var ve USB olarak daha hızlı şarj edebileceğiniz bir nokta daha burada konumlandırmış. Vites burada vites seçici olarak yer alıyor. Geride bir ekonomi butonu, park freni, brake hold yani auto hold sistemi, böyle güzel detaylar var. İç mekanı ben gerçekten beğendim. Peki sürüş nasıl? Gelin bir de ona bakalım. Cazın sürüşü nasıl biliyor musunuz? Hibrit modda başlıyorsunuz ya. Acayip keyifli. Yani sessiz, sakin ve böyle müzik dolu bir kabinde gitmek istiyorsanız burası kesinlikle sizin için ideal tutulmuş. Hatta şöyle bir durum daha var. Cazın özellikle yalıtım konusunda iyileştirmeleri mevcut. Yani eskisine göre daha sessiz bir kabin sağlıyor.
ve eskisine göre daha kaliteli bir algı yaratmaya çalışmış özellikle caz mühendisleri burada. Şimdi yalıtımda iyileştirmeler yapılmış. Peki süspansiyon nasıl? Böyle orta sertlikte. Yani ne böyle çok yumuşak ne böyle bamyum. Ama mesela zemin bozulduğu zaman biraz rahatsız edici bir yapısı var otomobilin. Orta sertlikte tutmalarının birçok sebebi var. Normalde caz zaten standart olarak bu segmentteki birçok otomobile göre biraz daha yukarıda. Ve hani cross versiyonda alırsanız 4 cm de yerden daha da yükseltiyorsunuz. Onun için bir daha rigide sağlayabilecek bir yapı size sunulması gerekiyor. Ve tabii ki işte bunlar bir araya geldiği zaman biraz böyle sert bir yapı ortaya çıkıyor. Bu kesinlikle rahatsız edici değil. Zaten 60 yanak kullandığınız için o aradaki sertlik algısı belki tolere edilebilir. Ve tabii ki en önemli konu ise işte yalıtımın iyileştirilmesi. Ama şunu baştan tekrar söyleyeyim, yani şu an 80-90 km saat hızla gidiyorum. Hala daha biraz fazla yol sesi aldığını görüyorum aracın. Yani eski nesilde de, bu yeni nesilde de aynı şekilde. Ama rüzgar sesi ve yol sesi özellikle birçok konuda otomobilde iyileştirmeler mevcut olmuş. Bir kere benim en çok beğendiğim şey ne biliyor musunuz? Bu önünüzde gördüğünüz alan o kadar güzel, o kadar geniş tutulmuş ki adeta panoramik bir yapı gibi. Yani şu A sütununun camlı hale geliyor olması, buradaki kokpitin aşağıda konumlandırılmış olması bence muazzam olmuş bu otomobil için. Özellikle çok böyle geniş açısı yerler için bu otomobil biçilmiş kaftan olabiliyor. Hatta o kadar aşağı çekilmiş ki mesela buradaki gösterge panelinin üzerinde sundurma dediğimiz o gölgelik bile çok küçük tutulmuş. Ama bazen bazı sorunlarla karşı karşıya bırakabiliyor sizi. Ne gibi sorunlar? Böyle ters ışığa maruz kaldığınız zaman mecburen görünmezlik problemi ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi Caz'da 1.5 litrelik 4 silindirli 98 beygir güç 131 Nm tork üreten bir tane benzinli motor var. Bunun yanında elektrikli motor ise 109 beygir güç ve 253 Nm tork değerine sahip. 0-100'ü 9.5 saniye normal caz için. Cross versiyonu alırsanız 9.9 saniyelik bir 0-100 hızlanma değerine sahip oluyorsunuz. Bu motorların yanında bir tane daha elektrikli motor var. Bu diğer elektrikli motor ise jeneratör görevi görüyor. Nedir jeneratörün görevi? Otomobilde yer alan pilleri şarj etmek. Ve hani herhangi bir sisteme katkısı yok. Sadece pilleri şarj etmeyle görevlendirilmiş bir yapı. Şimdi hemen akla şöyle sorular gelebilir. İşte bu jeneratör pilleri doldurduğunda ne kadar böyle gazsız sürüş gerçekleştiriyorum? Şunu söyleyeyim. Hani bununla ilgili çok böyle net bilgiler yok. Yani Honda mühendisleri maalesef bununla ilgili tam net bilgiler veremedi. Ama ben sizin için böyle küçük de olsa bir test etme şansım oldu. Yani deneme yapma şansım oldu. Çünkü hani sonuç olarak bu otomobilde ne kadar gittiğimizi gerçekten ben de merak ediyorum. Mesela pilleriniz tamamen dolu olduğu durumda 1-2 kilometre kadar, sınırlı bu çünkü çok iyi kullanmanız gerekiyor. Maalesef hibrit sistemlerde kapasite düşük olduğu için hani menzil de ona göre veriliyor. Ama gerçekten böyle sakin kullanmaya çalışırsanız, çabalarsanız işte o zaman baya baya düşük tüketimler elde edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle durum var. Yani 40 kilometre hıza kadar sadece elektrikli motor veya işte elektrikle içten yanmalı motorun kombinasyonuyla gidiyorsunuz. 40'ı geçtiğiniz hızlarda 40-80 arasında ise tamamen hibrit sistemle yolunuza devam ediyorsunuz. Yani işte hem içten yanmalı makine çalışıyor hem de bir yandan da elektrikli motor çalışıyor. Ama hala daha içten yanmalı motor direkt sisteme dahil olmuyor. Burada daha çok işte pilinizi dolduracak ve tabii ki size hem hareket etmeniz için de gerekli olan enerjiyi sağlayan iki elektrikli motor da çalışıyor. Bunun yanında böyle 120 km saat, yani 80 km'yi geçtiğiniz 120 km saat hıza kadar bu sistemde tamamen sadece içten yanmalı makine çalışıyor. Yani günün sonunda her zaman söylediğimiz o hibrit makineler maalesef şehir içerisinde daha fazla size hizmet ediyor. Yani bununla çıktığınız zaman otoban hızlarına normal bir içten yanmalı benzinli makinenin hemen hemen benzeri veya biraz daha altında yakma şansınız var. Şimdi abi bu kadar anlattın. Dedin ki yok tüketim şöyledir, yok bilmem ne böyledir, o öyledir, şu şöyledir. Yani bize kısa kes, özetle bu otomobil ne kadar tüketim verisine sahip diyorsanız eğer, fabrika verilerine göre 3.7 litre caz, cross versiyon ise 3.8 litrelik tüketim verisine sahip. Ve şimdi şunu net şekilde söyleyeyim. Bu otomobili her kullanmaya başladığınızda yüzünüzü güldürecek tek sebep ne biliyor musunuz? Tüketim. Gerçekten tüketim ve inanılmaz
ekonomik olmayı başarabiliyor. Yani fabrika verisini ıkır takır tutturabilme şansınız var. Ortalama için konuşuyorum. Hatta şehir içerisinde bazen çok ciddi rakamlara da inebiliyorsunuz. Yani 2,5 litre, 2.8 litre gibi değerlere inebiliyorsunuz. Ama ayağınızda biraz barışık olmanız lazım. Kasmanız gerekiyor. Peki abi kasmayayım ben. Tapa gaz gideyim. Ne olur ne yakar bu otomobil derseniz eğer. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben 5 litreyi, 5,5 litreyi geçemedim. Tapa gaz gittim bazı noktalarda. Ve tabii ki şunu da söyleyeyim. Yani özellikle hibrit sistemlerde CVT şanzımanlar kullanılır ve E-CVT'dir bunlar. Honda'da da aynı şekilde. Ben CVT şanzımanları pek sevmem ama şu şanzımana çok bayıldım arkadaşlar. Mesela burada yavaşlayayım. Gaza oturdum. Gidiyorum mesela. Baya şöyle söyleyeyim size. Tam otomatik şanzımanlar ya da çift kavramalı şanzımanlar gibi takır takır atıyor. Ve hissiyatını o kadar çok beğendim ki. Yani ilk defa böyle bir E-CVT şanzımanı beğeniyorum arkadaşlar. Yani bu gerçekten şaşırtıcı. Ve ilk kullandığım zaman da ya ulan basacağım gitmeyecek. Bağıracak deli gibi ama gitmeyecek gibi. Burada gerçekten hem basıyorsunuz gidiyor. Üstüne üstlük takır takır da şanzıman değişimleri ortaya çıkıyor. Ve gerçekten keyifli bir otomobil sürüşü. Performanslı sürüşlerde özellikle keyifli bir otomobil hissiyatı size sunulmuş oluyor. Ve dedim ya bu otomobil ekonomi yapmak için üretilmiş. Böyle şehir içerisinde dolaşmaya devam ederseniz eğer ve tabii ki sakin de kullanırsanız, eko modunu da açık unutursanız, şöyle kabalama bir hesap yaptığımızda işte 2 litre falan yakmaya çabalarsanız şehir içerisinde, ki bu biraz zor ama ben şöyle bir kabalama hesap yaptım. Ortalama 4 litre yaktığınızı varsayıyorum 100 kilometrede. Otomobilin yakıt kapasitesi de 40 litre. 1000 kilometre oldu değil mi? Ciddi anlamda 1000 kilometre bazında bir menzil ortaya çıkıyor ve gerçekten bu şaşırtıcı ve iştahınızı kabartan bir yapı sunmuş oluyor. Çünkü yani hem benzinli bir otomobil kullanıyorsunuz, atmosferik bir ünite ve burada tabii ki ekstra şunun da altını çizmek gerekiyor. Hibrit makine çok başarılı. Burada ne var derseniz mesela en yakın yarısı hibrit var. Onun da aynı şekilde tüketimleri bu bantlara çekebiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Mesela Corolla hibrit aldığınız zaman işte 1.8 makineye sahip olabiliyorsunuz. Veya CR-V aldığınız zaman da yine 1.8'lik motor hacmine sahip oluyorsunuz. Ve tabii ki ilk alırken belki teşvikler vesaireler var. Ama sonrasında işte motor taşıtlar vergisi ödemeye geçtiğiniz zaman orada biraz canlar yanmaya başlıyor. Fiyatlara gelelim. Sıkı bir durun. Hazır mısınız? Bunun fiyatı 322 bin lirayı 400 TL'ye kadar geçiyor. Peki Cross versiyon kaç para? 332 bin lira arkadaşlar. Arada böyle 10 bin liralık bir fark var. Şimdi abi kapat ya. Boş ver. Hiç gerek yok. Yani ben almaktan vazgeçtim değil, bakmıyorum bile diyebilirsiniz ama fiyatlar öyle bir seviyeye geldi ki, yani bugün mesela bir tane Polo alsanız 1.0 en dolu pakette, halen dolu paketinde aldığınız zaman 340 bin liralara zaten varıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Hatta yani çok komik gelecek ama işte yarısı aldığınız zaman 360 bin liralara yakın bir fiyat etiketine sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki teşvikler vesaireleri saymazsak böylelikle biraz daha aşağı gelmiş oluyor ama yani B segmentine 300 bin liranın üzerinde fiyat vermek mi diye böyle soru işareti kafanıza takılabilir ama maalesef bu fiyatlara geldi arkadaşlar. Fiyatlar arttı, inanılmaz böyle saçma sapan bir seviyeye gelmiş oldu ve bu seviyeye geldiği için de bazen böyle evet arkadaşlar bunlar normal diyebiliyorsunuz. Zaten bu paralara yani ikinci ele gelmek isteseniz yani inanılmaz saçma sapan şeyler alırsınız yani mantık olarak baktığınız zaman. Ama maalesef dediğim gibi bu otomobilin fiyatları da bu şekilde. Bir anda böyle elektrikli motorla birlikte şaka makinesi haline gelebiliyor arkadaşlar. Jazz Crossstar hibritle ilgili anlatmadığım detay kaldı mı? Varsa tabii ki siz alt tarafa yorumunuzu yazın. Zaten oradan size anında cevap veriyor olurum. Bir başka teste, bir başka otomobilin tadına bakarken görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.